Merhaba, ben Esen Bey, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle nasıl söyleyeyim, kat kat uğraş gerektirecek bir börek değil, tam tersine iki katta harika bir sonuç alacağımız börek yapacağız. Bu kabaklı bir börek, benim çok sevdiğim bir börek. Annem bunun çok benzer bir versiyonunu yapıyor ama ben biraz daha kendime uyarlayarak yaptım. Kabaklarım var. Ben 3 tane kabak kullandım. 3 kabağı rendeledim. Bir tane soğanım var. Soğanımı da halka halka doğradım. Ve hepsini yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yavaş yavaş ocağın üzerinde pişirdim. Kabakların piştiği zaman içine 1 kaşık şeker. O da annemin böreği olduğu için. 1 kaşık un ve yaklaşık 1 kahve fincanı kadar unu kavurduktan sonra 1 kahve fincanı kadar da süt ekleyip böyle hafif nasıl söyleyeyim, yapışkan kıvamda bir harç elde ettim. Gelelim bu böreğin devamının nasıl yapıldığına. Bu arada baharat olarak ben tuz, karabiber ve böyle gerçekten bir tutam olacak kadar tarçın ekledim ki güzel bir tat ve lezzet versin. Benim burada yufkam var. Şimdi gelelim işin diğer kısmına. Ben bunun bir tanesini alıp buradaki tepsimin altına yayacağım. Ama ondan önce şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şu ikisini ayırayım dursun. Burada benim bir bardak sütüm var. Bu iç harcı olacak. Bir bardak sütümü koymak istiyorum. Şimdi böreğe başlayacağım. Harcım yok sonra. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Yaklaşık bir bu kahvelerin yanına verdiğim su bardakları var ya, onun kadar ya da iri bir, yani iki duble bir Türk kahvesi fincanı kadar sıvı yağ koyuyorum. 2 adet de yumurtam var. Onları da kırayım. Evet. Şimdi bunun içine tuz, karabiber de koyacağım ben. Ve böreğimi kolay bir şekilde dizmeye başlayacağım. Ve fırınlayacağım. Burada tuzum var. Tuzumdan koymak istiyorum. Şöyle. Buna da koymuştum ama çok az daha koyayım. Çünkü hamur yapıyoruz. Burada karabiberim var. Aynı şekilde kırma karabiberiniz yoksa toz karabiber de kullanabilirsiniz. Buna da karabiberimi koydum. Şimdi bunu şöyle bir güzel çırpacağım. Ve diğer katları yaparken böreğime koyacağım. Harcım hazır. Gelelim böreği yapmaya. Şuradan bir tane de kepçe alayım. Harcımı dökmeye yardımcı olur. Yeşil, kabaktan gidiyorsak yeşil alalım. Evet, şimdi bunun dibine ben çok azıcık koymak istiyorum. Şöyle azıcık harç, çok değil. Bunu şimdi İlk yufkamı koyacağım. İlk yufkamı açık bir şekilde koyuyorum. O ne demek oluyor? Kenarlardan taşıra koyuyorum. Yırtılması hiç önemli değil. Yırtılabilir. Şöyle kenarlardan taşırarak ilk yufkamı koydum. Gelelim araya bir kat şöyle harç sıvısına. Ben 5 yufka kullanıyorum. 5 yufka yeterli olacak. Bunu araya böyle dağıtarak koyuyorum. Hiç parçalamanıza, şey yapmanıza gerek yok. Bunu böyle sokuşturdum. Şimdi bunun üzerine bir daha harç döküyorum. Şöyle. Şimdi iki tane hamurumu kullandım. Ben buraya en alt katı olduğu için bir hamur daha koymak istiyorum. Şöyle çıkarayım. Hop. Dediğim gibi yırtılması hiç önemli değil. Burada görsel olarak yine gayet güzel gözükecek. Evet, bunu da böyle tıkıştırdım. Tıkıştırdım. Tıkıştırın yani, hiç problem değil. Şimdi bunun üzerine de şöyle bir bolca harcımdan gezdiriyorum. Daha harcım var. Korkacak bir şey yok. Şimdi ben bu harcımın üzerine, aynen harcımın üzerine şöyle kabak karışımımı koyuyorum. Hiç problem değil. Harcın üzerine gelmesini zaten ben kendim istiyorum. Ben şimdi bunu yayacağım. Üzerine peynirini koyacağım. O aşamada tekrardan anlatmaya devam edeceğim. Koydum. Gelelim son iki yufkamıza. Bir tanesini
yırtıldı ama hiç problem değil. Bir tanesini gene böyle parçık pinçik tıkıştırıyorum. Koyalım bunu. Bolca harç. Hiç acımayın. Harcınız var, korkmayın. Şöyle. Bunun üzerine de son katımı şu şekilde kapatıyorum. Yine kat kat oldu. Bu kenarlarımı da şöyle kapatıyorum. Şimdi ben buna kalan harcımı... döke saçı yapmışım. Kalan harcımı bu böreğimin üzerine döküyorum. Zaten böyle iki kepçe falan kaldı. Bunu da şöyle, İçinde yumurta olduğu için zaten güzel kızaracak. Ve bunu 180 derecelik fırında böyle dışı çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. Sonra size kesip içinin nasıl olduğunu göstereceğim. Şahane bir şekilde tabağıma koyuyorum ve aman Allah'ım, servis ediyorum. Görüyor musunuz böreğin güzelliğini? Tadına bakayım mı? Bence bakayım. Şuradan bir parçayla şu an tadına bakıyorum. Yani şu kadarcık koyduğumuz tarçın o kadar güzel bir tat varmış ki. Gerçekten denenmeye değer. Bugünlük benden bu kadar. Kabaklı, daha doğrusu karamelize kabaklı böreği denemeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Mutfağın tadını çıkartın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıdaki kutuya yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.